Tabanı ikiye bölüyorsa ikizkenarı hemen görmeliyiz arkadaşlar. Bakın burada BD'yi birleştirdiğimiz an sonuç itibariyle BD BA'ya eşit. Kendiliğinden bakın CD ile de BD birbirine eşit oldu. 24 24. 2 iç bir dıştan burası 48 derece. Yine BD ile AB eşit olduğu için A açısı da 48 derece oldu. 48 24 daha 72 demek ki ABC açısının tamamı 108 dereceymiş C şıkkı. Bir üçgen demiş ABC, ABAC'ye eşit olduğuna göre burası arkadaşlar 75 derece. Haliyle o zaman burası da 30 derece olacak. AB eşittir AC 8 kök 3 verildiği için 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 4 kök 3. 60'ın karşısı da 12 olur. Cevap A şıkkı. İkizkenar üçgende tabana inen dik tabanı ikiye böler. Uzunluk sorusu verildiğinde tabii ki hemen ben böyle ikiye bölerim dik indirip 5-5. Böylece bakın 45-45-90 üçgeni oldu. Soruda P dersek BP ile AP eşit oldu. 9 yapar. Şimdi şuradaki APC üçgeninde 9-12-15 x 15 oldu B şıkkı. Arkadaşlar siz bunu alfa kadar döndürdüğünüz zaman B köşesi etrafında bakın BA zaten tepe açısı alfa verildiği için A köşesi böyle C'ye gelir. Sonra aynı şekilde yine şurada C köşesi de alfa kadar döndürdüğünüz zaman şöyle bakın bir köşeye gelir. Yapalım bak alfa kadar döndürdüm C A'ya geldi. Pardon AC'ye geldi. C de şöyle bir C üstüne geldi. Haliyle burada zaten uzunluk değişmez. AC üssü yine 6 kök 2 ve tabii ki BA kenarıyla burada BC kenarı ve BC üssü kenarı birbirine eşit. 12 döndürünce çünkü yine uzunluk değişmiyor. Burada bakın bir deltoid oldu. Deltoidin özelliği nedir? Burada köşegenler kesinlikle dik kesişecektir arkadaşlar. Deltoidin temel özelliği. Böylece şuraya x dersek burası 12-x olur. Bulmak istediğimiz uzunluk da AC üssü uzunluğu 2y'ye eşit olacaktır. Şimdi burada ne yapacağız o zaman? Yapmamız gereken mevzu önce Pisagor. 2 tane Pisagor yapıyorum bakın. 144 eşittir y kare artı 144 artı x kare eksi 24x. Şöyle AHC dersen AHB üçgeninde. Bir de AH şuradaki yeni A üçgeninde de Pisagor yaparsak burada da bu sefer 72 eşittir y kare artı x kare olur. Taraf tarafa çıkarırsam y kare ve x kareler birbirini götürür. X buradan arkadaşlar 3 gelir. X 3 olduğu için buraya da 9 kalır. Y lazım bize 72'den 9 çıktı. 63 yani 3 kök 7. Burası da 3 kök 7 oldu. Demek ki cevap 6 kök 7 E şıkkıymış. Olur arkadaşlar. HD'den şöyle bir tabana dikindirirseniz. Peki burada nasıl kullanacağız şimdi görelim. Şöyle bakın bir AC uzunluğu var. Böyle bir de buna inen dik var. Tabana inen dik tabanı ikiye böldüğü için ben bunu böyle birleştirirsem AD uzunluğuyla CD uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Böylece burası da 25 birim olur. Artık 7, 24, 25'ten dolayı AB 24 olur. B şıkkı oldu. İkizkenar bir üçgende arkadaşlar tabandan paraleller çekerseniz yan kenarlara yani ikizkenarlara böyle ED ve DF paralelleri bunların toplamı üçgenin bir kenarına eşittir. Dolayısıyla tabii eşit kenarlarından birine. Demek ki 4 kök 3'müş arkadaşlar. Şimdi bizden buna ait yüksekliği istiyor. Böylece 30-60-90 üçgeni oldu. 30'un karşısı şurası 4 kök 3 olduğu için ikizkenardan 2 kök 3 olur. 60'ın karşısı da 6 olur. ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği de AB kenarına ait yüksekliği de 6 olacaktır. Çünkü ikizkenar üçgenlerin yükseklikleri birbirine eşittir eşit kenarlarının. E şıkkı. Arkadaşlar katlaya katlaya gideceğiz. Dikkatli olmak lazım. Şimdi kapalı şekli açıp bazen de açık şekli kapatıp yaparız. Ben burada şimdi katlayarak gideceğim. 1. İlk şekilden yola çıkarsak hadi burada en azından geri açayım şekli. Şurası 75 derece değil mi? Orijinalinde şeklim. BAD açısı. Katlıyoruz. Böylece DAB üssü de 75 olacak. Şuradaki ufak açıyı 15 verdiği için 60 kaldı. Şimdi bundan sonrası önemli. Bakın şimdi CAB üssü. Burası arkadaşlar 60 derece. Ben bunu katlayacağım. Ne hangi kenar üzerinden? AC üzerinden. Katladığımız zaman ne değişmez? Kesinlikle açı değişmez, uzunluk değişmez. Başlangıçta AB 6 kök 2 idi. AC 6 kök 2 idi. Katlayınca AB üssü de 6 kök 2 oldu. Şimdi bunu biz şu kenar etrafında katlayınca böylece AB 2 üssü elde ediyorsak bu da arkadaşlar 6 kök 2'dir. Bir de şöyle bir durum var. Katlayınca açı değişmez. Bak buradaki B2A üssü AC açısı 60 derece olur. Haliyle bak burada bir eşkenar üçgen yakaladık. Göstereyim şöyle. Şurası. Gördünüz mü? 6 kök 2 AC. 6 kök 2 AB2 üssü. Aradaki açı 60 derece. Demek ki burası aslında 6 kök 2, 6 kök 2, 6 kök 2 eşkenar üçgeni geldi. E şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada bir kere ben hangi soru modeli olursa olsun açıortay ve dik olursa onu bir ikizkenar üçgene tamamlarım. Böylece bakın AE daha doğrusu APC ikizkenar üçgeni oldu. Bundan dolayı yükseklik kenarortay ve açıortaydır. BC ile BP'nin eşit olduğunu söylerim. Bir de soru CD ile DE'nin eşit olduğunu söylemiş. Demek ki şöyle DE ile CD eşit D orta nokta B orta nokta aslında orta taban geldi DBEP'nin. Burası da 2x yaptı. İkizkenar üçgen olduğu için AC 26 ise AP de 26'dır. Buraya kalır 12. X de buradan 6 olur. C şıkkı. Ve 2 kök 13 verilmiş. Elimizdeki bilgilerle harflendirerek biraz yapmamız lazım. Şu AE uzunluğu biraz eğik bir kenarı olduğu için acaba Pisagor yapabilir miyiz? Bunu düşünelim. Bir de ikizkenar üçgen olduğu için şöyle bir tabana dik indireyim arkadaşlar. Şuraya A diyeceğim. Buraya B diyorum. Buraya da A artı B diyorum. Tamam mı? Şimdi burada bir kere Öklit'ten dolayı 16 eşittir. B çarpı A çarpı 2B artı A. Yani 16 eşittir 2AB artı A kare oldu arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Şimdi bir de şu yeşil hipotenüsü yani bulmak istediğimiz AE'ye odaklanalım. AE'yi bulmak için yine şu yükseklikten yararlanacağım. H kare artı B kare buradaki AE'nin karesine eşit. Bu arada H kare arkadaşlar neye eşittir? 52 eksi A artı B'nin karesi. O zaman buradan yerine yazarsak artık 52 eksi A artı B'nin karesi artı B kare eşittir AE'nin karesi olacak. 52 eksi A kare eksi B kare eksi 2AB artı B kare. B kareler birbirini götürdü. Eksi parantezinde A kare artı 2AB eşittir AE'nin karesi yaptı. Ve böylece zaten bunun demin 16 olduğunu bulmuştuk. 36 eşittir AE'nin parantez karesi yani AE 6 geldi. E şıkkı. Çizim sorusu normal önce üçgeni çizelim. ABC üçgeni şöyle BAC diyeyim. AB'yi 7 vermiş. BC'yi 7 artı 8 kök 3. ABC açısı ACB'nin 2 katı diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım burada arkadaşlar. BC'yi uzatacağım biraz bir B üssü B kadar ve bu 7 birim olsun. Çünkü şöyle olacak. Bunu birleştirince iki iç bir dıştan dolayı bu B açısı alfa ya. Aslında A ve B üssü açıları da alfa gelecek. Böylece AB üssüyle de AC birbirine eşit ikizkenar bir üçgen olur. İkizkenar üçgende tabana dikindirirsek 7 artı burayı çünkü 7 bulduk. Kendimiz 7 çizdik daha doğrusu. Burası 14 artı 8 kök 3 olduğundan 2'ye böl 7 artı 4 kök 3. Şöyle BH'a 7 artı 4 kök 3'ten dolayı 4 kök 3 kalır. Zaten A noktasının BC'ye olan uzaklığı yani AH soruluyordu. Pisagor 49'dan 48 çıkarsa 1 oldu. A şıkkı. Alfa ve alfayı nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum ve şöyle arkadaşlar burayı alfa olacak şekilde bir AP uzunluğuyla birleştiriyorum. İki iç bir dış gereği şöyle bir alfa olur. A açısı da hakikaten Buradaki bakın alfa ile bu alfanın toplamı böylece 2 alfa olur. Bunu ben belirledim çünkü soruda yapabileceğim öyle müthiş bir şey yok. Böylece dışarıdan tamamladım. Şimdi arkadaşlar ikizkenar üçgen olduğu için şuradaki artık CP uzunluğu da ne olacaktır? 12 ve böylece BP uzunluğuna da 4 kalır. Fark ettiniz mi? AP ile AB de eşit geldi alfa alfadan dolayı. Artık tabana bir dik indireceğim. 2, 2 olacak arkadaşlar. Şöyle bir Pisagor kırmızı üçgende böylece şuraya h dersem ah'ı bulurum. 144 eksi 8 2 daha 10 100 eşittir 44. Nereye? Şuradaki y dersem ah'a y kareye. Bu arada y kare artı 4 de x kareye eşit. Şu ABH üçgeninde. Demek ki 44 artı 4 eşittir x kareden x 4 kök 3 geldi D şıkkı.